Gece telefonda doğru dürüst hiçbir şey anlatmadın. Aklım sende kaldı. Annene nasıl geçti? Gece de söyledim sana. İyi geçti. Bütün söyleyeceğin bu mu? Neler konuştuğunuzu anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Belki sonra, tamam mı? Tamam. Nasıl istersin. Ela, gelir misin biraz? Dün annenle görüşmek için izin istedin ve ben de bunun önemli olduğunu düşünüp sana izin verdim. Ama annenle değildin Ela. Siz... Nasıl öğrendiniz bunu? Annen buraya geldi. Bunu Levent Bey'e söylemedim çünkü önce seni dinlemem gerektiğini düşündüm. Ben yani ben buradan annemle görüşmek için çıktım. Ama sonra gidemedim. Çünkü buna hazır olmadığımı fark ettim. Ve sonra eve gidip telefonumu kapattım. Yani kafamı dinlemek için. Yani bütün gün evde miydin? İyi de bu senin Levent Bey'e ya da arkadaşlarına açıklayamayacağın bir durum mu? Niye yalan söyledin? Hayır. Yani evet. Onlar... Ya bilmiyorum, ben... Aslında haklısınız. Evet, söylemem gerekirdi. Onlar bir an önce anneni affetmen gerektiğini mi düşünüyorlar? Bu yüzden mi ona gitmediğini sakladın? Evet, galiba. Peki siz yani bunu Levent Bey'e söyleyecek misiniz? Yalan söylemeni tasvip etmesem de tabii ki bunu yapmayacağım. Bu senin bileceğin bir şey. Ama izinli bile olsan sen bir doktorsun Ela. Ve doktorlar telefonunu kapatıp ortadan kaybolamaz. Her ne kadar dün Aslan Bey de tıpkı senin gibi ortadan kaybolduysa da... Bu bir doktorun yapabileceği bir şey değil. Neyse. Haklısınız. Hadi şimdi arkadaşlarının yanına gidelim. Bugünkü ameliyat planlarına bir bakalım. Şu iki hastanı yarın değiştirebiliriz. Merhaba hocam. Ela. Nasılsın kızım? İyiyim hocam. Nasıl geçti annenle görüşmen? Bir ilerleme kaydedebildiniz mi? Evet. Her şeyi konuştunuz mu? Bak, senin için zor olduğunu biliyorum ama... Hocam ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Ya lütfen bana artık dünle ilgili soru sormayın. Şu anda tek istediğim çalışmak ve dünü unutmak. Lütfen dünü unutmama izin verin. Söylemeyi beceremiyorum. Soru sorduklarında ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi üstüme geliyor. Ya durmadan soru soruyorlar. Yalan söylediğimi anlıyorlar. Ela. Ela, kendine gel. Sakin ol. Kimse hiçbir şey anlamadı. Ama anlayacaklar. Polise gitmeliyiz Arslan Bey. Bununla yaşayamayız. O kızı nasıl öldürdüklerini, bize nasıl silah zoruyla ameliyat yaptırdıklarını polise anlatmak zorundayız. Polise falan gitmiyoruz. Gel. Gel şöyle. İzle şunu. Bunun için bana yüklü bir miktar para vermen gerekebilir. Çok yüklü bir miktar. Aslında bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ben de sana bir iş teklif etmek istiyorum. Benim ortağım olur musun?
Prensip bir teklif bu. İstedikleri gibi montajlamışlar. Çıkarabiliriz. Polise gidersen ikimizin de meslek hayatı biter. Peki ne yapacağız?